çok fazla vakit geçiremedi Caner, o yüzden. Babamı çok tanımıyorum diye sürekli bana böyle baskı yapıyor. Baskı diyor ya. Neyse Ayşegül Hanım, ben annemi görmeye gideceğim gerçekten. Onu bir köşeye atmış değilim. Arayacağım da. Torununu da götüreceğim. Tabii ki yapacağım bütün bunları. Evet, 2 senedir yapamamış olmamız, daha tam kabul ediyorum. Her ne kadar kendime göre gerekçelerim olsa da bir anne tarafından belki kabul edilir, belki kabul edilmez. Ama ben gittiğimde bunu kendisiyle konuşacağım. Ama artık oğlumu komşuya bıraktım ve gitmem gerekiyor. Anlıyorum ben sizi. Gerçekten. Anlıyorum Ridem Hanım, buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Seninle sonra konuşacağız. Benim de hastalarıma yetişmem gerekiyor. Kliniğe bırakır mısınız? Tabii ki bırakırız. Biriniz çocuğunuza, biriniz hastalarınıza yetişin tabii ki. Tabii ki bırakırız. Niye bırakmayalım, değil mi? Ya. Ah, hiç kolay bir şey değil. Yani bir anne orada özleminden, hasretinden nelerden bahsediyor? Şu kadarcık bir zaman dahi ayrılamıyor. Korkunç bir şey bu ya. Hakikaten bazen diyorlar işte bir şeyler için itham etme, bu kadar karşı şey olma, ama yani insanın elinde değil. Elinde değil yani, iki çift laf etmek istiyor, bir şey söylemek istiyor. Ya o kadar da böyle okumuşsunuz, etmişsiniz hepiniz de. Yani aklı başında insanlarsınız. Ama tabii yani hani okumak bir takım şeyleri almıyor insanın üzerinden. Eğitim sadece insanlara bir meslek kazandırıyor bence. Eğer içlerinde insani duygular yoksa, vicdan yoksa eğitimin de çok fazla bir önemi olmuyor, değil mi? Bir şey söylemek istemiyorsunuz değil mi hala? Hastalarınıza yetişmek istiyorsunuz. Ben size katılmıyorum. Ve annemi zaten göreceğim. Böyle bir organizasyona, bunlara gerek yok. Ben annemi kendim görmeye giderim. Bir insanın hani fikri neyse demişler, zikri de odur. Bu sizin fikriniz. Cansu Hanım hakkında sizin fikriniz. Keza Didem Hanım da aynı şeyi söyledi yahut benzeri bir şey söyledi. Ama eminim bu fikirle sizin zikriniz de aynı. Ben çok çalışmayı annem ve babamdan öğrendim. Dinlenmeden, aralıksız çalışmayı. Şimdi çok çalışıyorum diye kimse bana şikayet edemez. Yarın siz de evleneceksiniz ve baba olacaksınız. Yani siz de bir ebeveyn olacaksınız. Size aynı şey yapılsa hoşunuza gider mi? Yani evlenmeyi elbette düşünüyorum ama benim yaptığım kötü bir şey olmadığı için, yani tamam bir müddet annemi görmemiş olabilirim. Bir müddet. Yani şimdi kameraların önünde bu kadar tartıştık ettik, ablam geldi, aile iç meselelerimizi konuştuk ama yani burada eğer annemi sevmiyormuşum ya da anneme değer vermiyormuşum gibi göründüyse böyle bir şey yok. Şimdi annemin yanına gitmiyorum. Çünkü acilen dönmem gerekiyor. Ama ben annemin yanına gideceğim. Böyle kameraların önünde olmasına gerek yok. Yani elbette siz de iyi niyetli bir çaba gösteriyorsunuz. Herhangi bir art niyetiniz olduğunu düşünmüyorum. Cansu Hanım hariç. Ama yani bu iş böyle. Tek taraflı bakmamak gerekiyor. Size kolay gelsin. Sağ olun. O kadar soğuk,
kadar bencil, bu kadar ne diyeyim, bir evladın anneye bakış açısı asla bu olmamalı. Çok kötü oldu ya. Hakikaten bu çok kötü oldu. Hani insanlar var hakikaten. Ne bileyim ya, ne diyeceğim ben şimdi kadına? Nasıl diyeceğim? Ya ablacığım, ne diyeyim yani, açıkçası benim hiç alışkın olmadığım, yani ben böyle davranamam mesela. Yani o kadar bencilce yaklaşımlar içerisindeler ki, o kadar çaresiz, ya bilmiyorum, ben adını koyamadım. Ben çok üzgünüm ya, gerçekten çok üzgünüm ablacığım ya. Gelemiyorlar Kadri abla. Canları sağ olsun, ne diyeyim? Abla ben varım bak, Cansu var. Ben de senin bir kızınım bundan sonra. Ha? Allah razı olsun sizlerden. Her türlü, her zaman, herhangi bir mevzuda Cansu Hanım sayesinde beni arayabilirsiniz. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bak öyle yarım ağızla söylemiyorum ha. Gerçekten. Samimi söylüyorum yani. İnanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum. Çok sağ ol. Bahane olamaz bazı şeyler. Telefon var. Affedersin, telefon çalıyor. Selim arıyor oğlunuzu. Alo. Alo. Selim Bey. Ayşegül Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Ayşegül Hanım merhabalar. Az önce aramıştınız beni. Evet. Konuşmuştuk. Evet. Evet, evet. Ben birazcık düşünme fırsatı buldum da yani. Ben annemle görüşmek istiyorum. Hala yanınızda mı acaba? Anneniz şu an tam karşımda. Gerçekten. Gerçekten. Konuşabilecek durumda mı peki? Tabii ki, ne demek, siz arayacaksınız da Kadriye abla böyle bir şey bekliyor zaten yani. Ya çok peki, iyi. Ha, buyurun. Görüntülü görüşme şansınız var mı? Ben çok yani kardeşlerimden bir türlü fırsat olmadığı için eğer mümkünse ben annemle görüşmek istiyorum. Son derece mümkün. Her türlü mümkün. Tabii ki arayabilirsiniz. Buyurun, kapatıyorum. Arayın siz. Tamamdır. Evlat. İşte demek ki yüreğe el vermedi ya. Arıyor, ben şöyle açayım, size bırakayım. Buyurun. Kuzum. Yavrum. Anacığım be ya. Nasılsın yavrum? Ben iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim yavrum. Fatih nasıl? Çok iyiyim. Sizin dışınızda her şey iyi. Ebeveynleriniz huzur evlerinde olmasa bile sizler huzur evlerini ziyaret edin. Evlatlarını görmeyen anne babalara hasretlerini dindirmede bir nebze olsun belki faydanız olur. Huzur evlerine anne babalarını bırakan evlatlara sesleniyorum. Siz de bir gün anne baba olacaksınız. Onlara bir odayı çok görmeyin.